Herkese merhabalar arkadaşlar. Football Manager Legends kanalımıza Trabzonspor kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bir önceki bölümde takımımızda baya baya bir değişiklikler yapmıştık. Şöyle fixtür diyelim. E, iki i̇ki beraberlik bir galibiyet aldık. Son karşılaşmalarda gayet güzel gidiyoruz aslında. E, takımımız yeni kadromuz var biliyorsunuz. E, kadromuz oturdukça daha iyi işler yapacağımızı oyuncularımızın birbirine alıştıkça daha iyi işler yapacağını ee, tahmin ediyorum. Evet bölümümüzün ilk karşılaşması arkadaşlar kendi sahamızda Şalke 04'e karşı olacak. Zorlu bir müsabaka biliyorsunuz. Gruplardan çıkmayı başartmıştık. Şunu kontrollü yapacağım. Buna çok takıldınız çünkü siz. Ee, hücumdan yani niye hala hücum oynuyorsun gibisinden tamam oynamıyorum. Hadi bakalım. Çelke 0-4'e karşı kendi sahamızda oynayacağız. Kontrollü bir ee, anlayış biçimiyle sahaya çıkacağız. Bir arkadaşımız da Yasin Öztekin'i oynatmamam ilginçmiş. E, kimi kesebilirim buradan? Marco Pajem'i mi keseyim? Matheus Pereira'yı mı keseyim? Yasin Öztekin bu ikisinden hangisinden daha kaliteli mi denir artık? Ee, takımımıza daha çok katkı sağlar. O da tabii ki düşündürücü bir unsur bence. Dedikten sonra o zaman şöyle ee, bakayım. Güray yerine Olcan adını alacağım. Tamam. Tamamdır. Ee, hazırız. Şarkı 04 karşılaşmasına. Gruplardan sonraki birinci ön eleme turu karşılaşmasının ilk karşılaşması daha doğrusu kendi sahamızda olacak. Şarkı 04'ü ağırlayacağız. Ee, çok fazla öyle haldur huldur yapmadan kontrollü bir anlayış biçimiyle çıkacağız sahaya. Hani ne dediler aslında haddimizi bilerek çıkacağız diyeceğiz aslında ama bakalım ee, 90 dakika sonucunda neler olacak neler bitecek hep birlikte göreceğiz. E, ee, karşılaşmaya biz başladık arkadaşlar. Trabzonspor stadyumunda ilk yılda şu anda dakikalar 7. Ye. şimdi serbest uçuş kullandık. Defans Mammana Onazi Tolgay. Arapası müthiş ancak defansan sekti vurdu Muhammed Kaleci Farhman. Gole çok yaklaştık. Daha dakikalar 7'yi gösterirken Muhammed Demir bir sakatlık, yüz sakatlı devam eder. Devam eder. Biraz daha devam etsin. İlerleyen dakikalarda bakarız. Daha çok erken çünkü en azından ee, ilk yarıyı kapatabilirse kapatsın. Dakikalar 19-20 oldu. Hatta 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Topa sahip olma oranlarında üstünlüğümüz var. Eee pozisyonlarda üstünlüğümüz var. Şu anlık biz daha bir tık daha iyi gibiyiz aslında istatistiklere baktığımız zaman. Dakikalar 33 oldu. Şöyle şimdi oyuncularıma birazcık böyle taktiğe odaklanmalarını isteyin. Biraz daha topa sahip olsunlar. Top tamamen bizim kontrolümüzde olsun istiyoruz. Bakalım ne olacak? Dakikalar 42. 0 sıfır geçtik. Devam ediyor şu an karşılaşmada. Ve evet ilk yarının son düdüğü gelmek üzere. Matheus Pereira kötü bir futbol ortaya koyuyor. Şimdi oyuncu biraz daha hırslı bir şekilde hadi dedim siz bunu başarırsınız. Matheus Pereira da şu yine senden çok şey bekliyorum ve bu beklentilerin boşa çıkarmayacağını eminim dedim özel olarak konuştuk. Onunla bakalım. Eee, maçta herhangi bir etkisi olacak mı? İlk yarıyı 0-0 berabere kapattık. Şarkı 0-4 ile kendi sahamızda oynadığımız karşılaşmada. Ve ikinci yarıya Şarkı 0-4 başladı. Dakikalar 49. Gözler hakemde evet. Sarı kart görmüş. Geis. 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 Matus Pereira'da gözlerim daha çok onun ee, bakıyorum hani herhangi bir değişiklik olacak mı, olmayacak mı diye. Olacak gibi gözükmüyor. Yerine Yasin Öztek'ini aldım bakalım sahaya. ilk oyuncu değişikliğimi yaptım. Dakikalar 53'ü gösterirken Şalke 0-4'le e, oynadığımız UEFA Avrupa Ligi 1. tur karşılaşmasında. Ya yani en azından bir gol bulabilsek çok iyi çünkü kendi sahamızda oynuyoruz. bu ee, bu ayrı yani sonuçta böyle bunun deplasmanı olacak o yüzden yani bu maçtan en azından galip gelebilseydik 10 numara 5 yıldız olabilirdi. İkinci oyuncu değişikliğimde yaptım. Muhammed Demir'den hiçbir şekilde verim alamadım. Yerine Alvaro Vasquez'i oyuna aldım bakalım. Dakikalar 65 sıfır sıfırlık eşitlik hala devam ediyor karşılaşmalar şimdi biraz daha hücum ağırlıklı futbol döneceğim bakalım ne olacak çok kısır bir maç diyebilirim aslında pozisyon yok denecek kadar az bir ilk yarı bizim bir pozisyonumuz vardı e, %100 demeyelim de %90'lık bir pozisyonda. Ee, ancak golle buluşamadık ve artık dakikalarda 90'ı gösteriyor. Büyük ihtimalle maç bu şekilde sona erecek gibi gerekiyor. Arkadaşlar derken hakimin müthiş düdüğü geldi. Şarkı 0 ile kendi sahamızda 0-0 ee, beraber kaldık. Tabii ki bu karşılaşmanın bir de rövanşı olacak. Almanya'da ee, 04 e, Şarkı 0-4'e karşı bakalım. 0-0'ın rövanşında neler yapacağız? Şöyle devam edelim, devam edelim. 5, 8, 11'miş. Abi yüzünde ne oldu? Ne, ne bittin? Kemik burnun mu kırıldı da 11 gün sağlıklı uzaksın? son karşılaşmamız ligde olacak arkadaşlar deplasmanda Bursa deplasmanına çıkacağız ee, Bursa Spor ligde şu anda 17 sırada gerçekten kötü zamanlar kötü günler geçiriyor Bursa Spor ee, Biz de bakalım bunu avantaja çevirip de üç puanla ayrılabilecek miyiz sağdan Daha sonra Şalke 04 arkadaşlar rövanş karşılaşmamızı yapacağız ve bu bölümümüzü yavaştan yavaştan inceden inceden sonlandıracağız. Her bölümde biliyorsunuz 3 maç yapıyoruz daha iyi daha güzel oluyor. Ee, biliyorsunuz futbol Manager 2017'nin çıkmasında e, artık çok kısa bir süre kaldı. Ortalama 1 ay gibi bir süre kaldı ki 15 gün sonra beta sürümü çıkacak. Tabii ki beta sürümü çıkar çıkmaz hemen size ilk incelemeler, oyundaki yenilikler hepsini teker teker ayrıntılı bir şekilde video halinde yapacağız arkadaşlar. Oyunumuzu her bölümünü tanıttıktan sonra artık daha sonra tekrar kanalımıza yavaş yavaş kariyerlere başlayacağız arkadaşlar. Evet Bursa Spor çıkacağız. Takımımız Bursa'ya uçtu. Kampa girdi mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız karşılaşmaya. Bursaspor deplasmanı zor bir deplasman. Eee Bursaspor'un ligdeki konumu diyelim ya da ligdeki sırası bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız. Karşılaşmadan da 3 puan hedefiyle tabii ki e, çıkacağız. 3 puan hedefiyle çıkacağız. Heh. Aynen oldu takımımızı evet bir önceki bölümde zaten söylemiştim sebebi bayağı radikal kararlar aldık. Takımımızda e, yüksek maaş alan oyuncuları gönderdik. Artı para eden oyuncuları gönderdik. Yerine daha çok kiralık oyunculara yöneldik. Ancak kiralık oyuncular da gerçekten birinci sınıf oyuncular diyebiliriz aslında kiraladığımız oyuncular ama tabii ki birbirlerine uyumu falan filan her şey çok önemli olduğu için o yüzden bize biraz daha zaman lazım biz ligde 15. sıradayız <laughs> şu anda düşmemeye oynuyoruz bizde şunları geçelim doruk ışık kimmiş 6 ay sonra fizyoterapisi tamam onları yeniler bizim şey futbol direktörü yenilesin onları biz tamamıyla futbol takımımızın sportif başarısına odaklandık. E, bu maça hücum ağırlıklı çıkmalı mıyım? Bence çıkmalıyım. Neden çıkmalıyım? Çünkü bu karşılaşmada tamamıyla hedefim benim 3 puan olmalı. Tamamıyla 3 puan olmalı. O yüzden e, hücum akıcı tamamdır. Şöyle bakalım. Onazi böyle kalsın. Defansif oyun kurucu olarak kalsın. Ee, tamam. Tamam. Kadromuza daha fazla değişiklik yapmamıza gerek yok. Ve Bursa Spor deplasmanına çıkıyoruz. Bursa Spor deplasmanına çıkıyoruz arkadaşlar. Kendi sahamızda değil deplasmanda çıkıyoruz. Bölümümüzün ikinci karşılaşması olacak bu. E, ligde artık üst sıralara tırmanabilmemiz açısından da gayet önemli bir karşılaşma bizim için ve bakalım karşılaşmaya Bursa Spor başladı kendi sahasında. 3. dakikada sağ bekimiz Dikmeier e, sarı kart gördü. Bu tabii ki bizim için riskli. Daha 3. dördüncü dakikada sarı kart görmek nedir arkadaş? Şimdi batayla kullandığı kafa geldi Fatih'den ve Bursa Spor 1-0 öne geçti kendi sahasında. Bir duran toptan golü kendi ağlarımızda gördük maalesef. Şimdi oyuncularıma şöyle hadi azıcık birazcık azimle oynayın dedik. Şimdi Bataşa, Traore, sağ tarafta Santos, Gomez araya girdi güzel. Ama topu bir türlü kontrol edemedik orada. Biraz dengesiz bir pas oldu Bataş'a. Sağ tarafta Santos ortaya döndü. Fatih Traore vurdu. Kalecimiz değdi. De. ancak daha öncesinde hakemin bayrağı havadaydı ve offside. Dikmir. Korea. Matheus Pereira. Sağ tarafı Dikmir. Dikmir'in ortası kim geldi? Vurdu gol oldu Paja. Marco Paja dakikalar 22'yi gösterirken beraberlik golünü Bursaspor Spor ağlarına gönderdi Marco Paja. İstatistiklerde Bursaspor'un Spor'un baya bir üstünlüğü var gibi gözüküyor ancak e, önemli olan skor tabelası ve skor tabelasında şu anda bir birlik eşitlik devam ediyor. Dakikalar 42. Bir birlik eşitlik devam ediyor karşılaşmada. Bursa Spor deplasmanındayız. Karşılıklı Rico Fati ve Marco Paja'nın golleriyle e, skor şu anda 1-1 derken ilk yarı bu şekilde bitti. Şimdi oyuncularıma kesin bir dille performanslarından hiç memnun olmadığımı söyledim. Evet bir kişi hariç çoğu takım böyle ateşlendi. Bir gaza geldi bakalım. E, sağda bunun meyvelerini toplayabilecek miyiz ve karşılaşma ikinci arasında bizim santramızla başladı. Santrafor'dan yana sıkıntım var. Muhammed Demir oynuyor Alvaro Vasquez oynayamıyor. Ne olacak bakalım. Şimdi pas Vasquez. Vasquez. Vasquez vurdu gol oldu. Vasquez oynayamıyor derken golü attı. 50. dakika. Alvaro Vasquez 2-1 öne geçtik. 1-0 geriye düştüğümüz karşılaşmada. 2-1 öne geçmeyi başardık. Matüs Pereira'yı şimdi çıkartacağım. Yerine Yasin Öztekin'i oyuna alıyorum arkadaşlar. Dakikalar 55'i gösterirken ilk oyuncu değişikliği hakkımı sağ açıktan yana kullandım diyebiliriz arkadaşlar. Ve Bursa Spor karşısında 2-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor deplasmanda. 1-0 geriye düştüğümüz karşılaşmadan 2-1 yapmayı başardık şu anda karşılaşmayı. Takımlar 69. Kore'de, Kore'de sakatlık geçirdi. İnşallah uzun bir ya da ee, nasıl denir? Tehlikeli bir sakatlığı yoktur inşallah. Kore'yi çıkarttım. Yerine Kerem Demirbay'ı aldım oyuna. O da yeni transferlerimizden. Şimdi Mamana ortaya döndü. Kadımız Leite Papadopoulos. Dikmir Kerem Demirbay'dan Dikmeyer'a. Yasin Vasquez. Vasquez. Sağ tarafta Dikmeye Dikmeyer son çizgiyinde ortayı yaptı. Şut kaleciden döndü. %85 milyarlık pozisyon kaleci kurtardı. Şimdi defansımız uzaklaştırmadı. Juan vurdu kalecimiz Leite. Santos vurdu. Direkten döndü oyuna geldi. Bursa Spor beraberliğe çok 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 yaklaştı. Şimdi oyuncu ama şöyle biraz daha azimli oynayın dedim bir iki bir öndeyiz maçı biraz daha şöyle kontrollü haline alalım topu e, kontrol edelim maçın hakimi Biz olalım amacıyla e, oyun anlayışımıza hücum ağırlıkla kontrollüye geçirdik bakalım dakikalar 87 2 birlik üstünlüğümüz devam ediyoruz Bursa Spor deplasmanında bir de konuşabilsem şimdi Vasquez Vasquez topu kaptırdı Erdem Defans Papadopoulos derken hakemin son düdüğü geldi. Bitiş düdüğü geldi. Bursa Spor deplasmanından 3 puanla ayrılmayı başarıyoruz. 1-0 geriye düştüğümüz karşılaşmada 2-1 galip ayrılmayı başardık ve ligde 10. sıraya kadar yükseldik. Bu sonuçtaki bir maçımız eksik bazı takımlara nazaran. Olsun 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 önemli değil. Şimdi asıl önemli olan bizim için UEFA Avrupa Ligi birinci ön elime tur ikinci ayak karşılaşması Şarkı 04 deplasman olacak. İlk karşılaşmada kendi sahamızda ee, bir bir berabere kalmıştık. Ne bir bir ya? 0 0 değil miydi bakayım? Aynen 0 0. 0 0 var arkadaşlar. 0-0 beraber kalmıştık. Şarkı 04 4 ile şimdi Almanya'da deplasmana çıkacağız bakalım. Ee, sonucu istediğimiz gibi ayarlayabilecek miyiz? Bakalım hep birlikte bekleyip göreceğiz. şu haberleri şöyle okundu olarak işaretli yapayım dediğim gibi birçok birçok lig seçtiğim için arkadaşlar kariyere başlarken o yüzden maalesef bu tür haberlerden kurtulamıyorsunuz ancak sadece görüntülenebilir dediğiniz zaman sanırım çıkmıyordu da o da bir ton tatava evet ee şöyle bakalım 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 Kerem Demirbay oynatmalı mıyım Güre'in yerine bilemiyorum şu anda. Neyse bakalım, şimdilik bu şekilde çıkalım. Ee, şunu yine kontrollü yapacağım. Bu sefer bir deplasmanda oynuyoruz. Şunu da dengeli yapacağım takım şeklini bakalım. 90 dakika sonunda istediğini alan taraf biz mi olacağız? Yoksa Şalke 0-4 mi olacak? Hep birlikte izleyip göreceğiz arkadaşlar 90 dakika sonucunu takımlar ısındı. Almanya deplasmanı çıkıyoruz. İlk karşılaşma Trabzonspor yeni Trabzonspor stadyumunda 0-0 berabere kalmıştı ve hadi bakalım Allah yar ve yardımcımız olsun dedik ve karşılaşmaya başladık arkadaşlar. Karşılaşmaya bizim vuruşumuzla başladı. Şimdi Leite'nin pası Papadopoulos. Mamana. Kalecimiz Leite. Mamana, güzel ayağa pas yapıyoruz. Dikmir, Tolga Yarslan, Güray. Güray şimdi top ilerliyor. Pası Vasquez. Vasquez'in ara Marco Paja vurdu. Kaleci Farhman. Marco Paja ile gole yaklaştık. Ancak kaleci Farhman gole izin vermedi. Şimdi şarkı 0-4 ata derken simülasyon geldi. Girdi araya. Yok dedi lan size pozisyon falan. Dakikalar 11. 11. dakika 0-0 geçtik. Devam ediyor. Şimdi Şalke 04 4 bastırıyor gol için. Sam sağ tarafta Ritter orta geldi. Mayer vurdu kalecimiz Leite. Adamsın Leite. Adamın dibisin. Adamın ham maddesin. Dakikalar 15. 0-0'lık eşitlik devam ediyor karşılaşmada. dakikalar 23 oldu. Hala iki takım anda tehlikeli diyebileceğimiz e, atak izleyemedik. Şu dakikaya kadar. Şu anda sanki tamamen bir e, orta saha ya da defansif orta saha bölgelerinde, libero mevkilerinde bayağı e, çekişme var. Ve maç bayağı kısır geçiyor derken, şimdi şarkı 0-4 atar derken dikmiyor uzaklaşıp periyi alamadı. Matheus Pereira da kap topu kapabilseydi eğer çok iyi olacaktı. Şut geldi kalecimiz Leite. Adamsın Leite. Gole yaklaştı Şalke. Şimdi oyuncularıma ama biraz böyle hırslı bir şekilde ee, yürekli oynamalarını istedim. Hani karşı rakipten korkarak değil ya da küçümseyerek değil. Yürekli bir şekilde gerçekten FM Elegance gibi oynayın dedik dakikalar 37 Şerke 04 gol için bastırmaya devam ediyor direkten döndü direkten döndü kap Şerke 04 yine gole çok yaklaştı top direkten döndü şans bizden yanaydı şunu hafif bir tık daha akıcı yapacağım İlk yarı 0-0 bitti. Şimdi oyuncularıma hızlı bir şekilde hadi bakalım sahaya çıkın. Siz bu maçı hala kazanabilirsiniz dedik ve sahaya gönderdik oyuncularımızı. Dakika 48. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Şu anda karşılaşmada Vasquez 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 Vasquez'den çok fazla bir verim alamıyorum ee, çok çok daha iyileri vardı ancak kulübümüze gelmek istemiyorlardı gelmek isteyen çok kaliteliler de paramız yetmiyordu O yüzden bütün şu iki şartta karşılayan ee, Vasquez transfer ettik ancak şu ana kadar çok fazla bir verim alamadık Vasquez'den dakikalar 65 şimdi şöyle hırslı bir şekilde daha azimli oynayın dedik Şimdi babanın pası. Orta geldi kalecimiz Leite. Heyton Leite'den yine başarılı bir kurtarış. Heyton Leite. Dakikalar 73. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Şu anda karşılaşmada oyuncu değişikliği yapmadım neden yapmadım? Maçın uzatmalara gideceğini düşünerek yani uzatmalarda değişiklik yaparak takımımızın direncini e, hücum gücünü arttırma amaçlı dakikalar 83 0 0 lık eşitlik devam ediyor şu an yine şahit kata embolo defansımız araya girdi hadi kapın onu kapamamadık Greater. Uzun bir pas. Sen ortaya çevirdi. Defansımız yine araya girmeyi başardı. Bir ortada daha offside. Offside yok. Maalesef offside yok. Nabil Bantalep. Şimdi kesinlikle bizim gol bulmamız lazım. dakika 85 oldu. Bu dakikada kadar bekleyip de bu dakikadan sonra gol yiyip de elenmek. 83. dakikada gol yiyip de bir golle elenmek tabii ki koyacak. Gerçekten koyacak. Şarkiye kornak kullanacak derken hakemin bitiş düdüğü geldi. Ve maalesef UEFA Avrupa Ligi'ne burada elveda diyoruz. Buraya kadarmış olsun bizim için bir tecrübe oldu. İnşallah ligde istediğimiz sıralara yükselebilirsek seneye de UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterebiliriz derken arkadaşlar burada artık yavaş yavaş bölümümüzü sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.